Günaydın baba. Baba biraz konuşalım mı? İşim gücüm var ya. İlaçlardan zaten gözümü açamadım zor. Ya biz seninle neyi konuşacağız Allah'ını seversen? Neyi konuşacağız? Ben senin hayatta bir tutamağın olsun, bir garantin olsun diye ısrarcı oldum. Ama sen pamuk ipliğine bağlı bir hayat seçtin. Olur, o da olur. 27 yaşında koca adamsın. Bize laf düşmez. Baba, estağfurullah. Baba, bana gönül koymanı istemem. Ya mesele Şirin'in anlattığı gibi değil. O apalak apalak konuşuyor. Benim ortağım ciddi, aklı başında, iyi bir insan. O kadının sana olan sevdası bitince ne yapacaksın? He? Barınabilecek misin orada? Ayaz'da kalınca kaçan trenleri nasıl yakalayacaksın? Ya neden kimsenin aklına benim başka bir nedenle ortak olacağım gelmiyor? Eğildiğin herzelerden belki. Belki seni tanıyoruz ondan. Daldan dala gombaya başladığın zaman o kadın seni orada barındıracak mı? Kim kimi yüzü suyu hürmetine işe almış da işine ortak etmiş? Sen bunu mu seçtin? Bunu mu uygun buldun kendine? Bu pozisyon oldu mu şimdi? Mustafa. Neyi Mustafa? Baba, benim o kadınla ilişkim falan yok. Ya sen böyle bir şeyi bana nasıl ima edersin? Bak kimse bana güvenmesin, anladın mı? Hepiniz ayrı ayrı düşünmekten burama kadar geldi. Anladınız mı? Ne bok yerseniz yiyin. Mustafa. En iyi Mustafa, Mustafa. Babacığım ne olur sen sakin ol, tamam mı? Endişelenme. Kemal zaten bir yandan sınavına çalışmaya devam edecek, değil mi Kemal? Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz ya? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Adam olacak. İnsan böyle davranmaz. Apır sapır davranmaz. Niyeti yok. Hazırlansa ne olacak? Hiç kimse bana güvenmesin. Ne bok yerseniz yiyin. Boş boş. Ben ne yapsam boş. Hayır Seher bir saniye. Ben yıllardır boşa uğraşıyorum. Ben bu evde kansere de çare bulsam senin gözünde adamdan sayılmayacağım. Sen kansere filan çare bulma. Kendine çare bul önce. Hayat Sırları çarşamba akşamı Star'da.